Sevgili seyirciler, her türlü bitki ve orman artığının sıkıştırılarak katı yakıt haline getirildiği pellet sisteminden bahsedeceğiz şimdi sizlere. Türkiye için bu kavram yeni ama dünya uzun yıllardır bu yakıt türünü kullanıyor zaten. Kömürle kıyaslandığında 5500 kaloriye ulaşan bu yeni yakıt sistemi daha çevreci. Doğalgazla kıyaslandığında da %100 yerli olduğunu söylemek mümkün. Peki ülkemizde yaygınlaşmasıyla ilgili neler yapılıyor? Uludağlar Enerji'nin Genel Müdürü Güzay Uludağ'la pellet yakıt sistemlerine yönelik yatırımlarını Eko Gündem'de konuşuyoruz. Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığı yok etmek zor değil. Aslında ne doğalgaza ihtiyacımız var ne de nükleere. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlarla enerjide gücümüzü pekiştirmemiz mümkün. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyogaz derken çevreci ve ekonomik enerji kaynakları listesinin en yeni üyesi pellet oluyor. Bugün yeterince tanınmıyor ama gelecekte büyük bir potansiyele ulaşacağından kuşku duyulmuyor. Bu alana yatırım yapan öncü isimler adeta enerji sektörünün Don Kişot'u oluyor. Başta ormanlar olmak üzere genel bitki örtüsünden elde edilen ve pratik değeri anlaşılmadığı için çürüyüp giden hemen her ürün neminden arındırılıp kurutulduktan sonra pellet adını alıyor. İlk kez Rusya'da kullanılmaya başlanan, zaman içinde Avrupa'da yaygınlaşan bu yakıt türü için makine üreten ilk firma Uludağlar Enerji'nin kurucusu Güzay Uludağ, pelletle nasıl tanıştıklarını anlatıyor. Rusya'ya yem fabrikası projeleriyle alakalı gittik ve Rusya'da tesadüfen Mustafa adında Rusya'da bir pellet pres fabrikasında çalışan bir arkadaşımızla tanıştık. Bu ürünü gördük. Bu ürünle alakalı ne olduğunu, ne işe yaradığını, nerelerden toplandığını, kime satıldığını, nasıl yakıldığını anlamaya çalıştık. Türkiye'de uzun bir piyasa araştırması yaptık ve böyle bir ürünün olmadığını, bunun tanınmadığını ve kullanılmadığını öğrendik. Güzay Uludağ, Türkiye'de tanınmayan bu yeni yakıt türüyle ilgili 6 yıl süren araştırmaları neticesinde Ege Üniversitesi'nin kapısını çalıyor. İlk denemede başarısız oluyor ancak yılmıyor. Bu fikre değer veren bir sanayi kuruluşuyla ilk somut adım atılıyor. Biz elimizde projelerle dolaşırken İzmir Tire'de bir firmayla tanıştık. Ve ben bu makineleri maaş karşılığı onlara yapabileceğimi taahhüt ettim. Aşağı yukarı 7-8 aylık bir çalışma oldu. 7-8 ay boyunca yarımda 4 tane arkadaşımla biz o firmaya maaşla çalışarak makineyi imal eder hale geldik. Makinelerin bitimine doğru çalışmasına yakın bir süre içerisinde arka arkaya birkaç tane konuyla ilgili bize iş teklifi geldi. Ve biz neden kendi firmamızı kurmayalım, neden bu işi profesyonel hale getirmeyelim diye düşünmeye başladık. Ve Uludağlar Enerji Makine Sanayi Ticaret Limited şirketini bu doğrultuda kurduk. Uludağ bu yola çıkarken sermayemiz yoktu ama hayalimiz vardı diyor. Ülke ekonomisine fayda sağlayacağını düşündüğümüz iş fikri ve buna inanan ilk müşterilerimiz içimizdeki girişimci ruhu açığa çıkarıp cesaretle hareket etmemizi sağladı diye devam ediyor. Kurduğumuz günlerde bizim bütçemiz ve sermayemiz yoktu. Tamamen bize iş veren müşterilerimizin, bize iş veren arkadaşlarımızın sponsorluğu diyorum ben. Ben hala müşterilerimizin tamamını sponsor olarak adlandırıyorum. Neden sponsor olarak adlandırıyorum? Çünkü hepsi bir hayale para yatırıyorlar. İlk yatırım maliyeti yüksek olmakla birlikte Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye'de şartların ne kadar makul olduğu ortaya çıkıyor. Kurulum maliyeti en küçük tesis 600 bin lira, 2,5 milyon lira ve 4 milyon lira gibi rakamlar var. Bizdeki 4 milyon liraya bizim kurabileceğimiz bir tesisin Avrupa'daki kurulum maliyeti 12-13 milyon lira. Müthiş rakamlar olunca önce küçük yatırımcılarla başladık ve biz 2013 yılı içerisinde 23 tane pellet pres tesisi kurduk. Pellet pres makinesi yaptık. Güzay Uludağ
da pellet yakıt makinaları imalatında ilk olmanın gururunu yaşıyor. Ancak bu alanda atılan adımların kendi çabalarıyla sınırlı kalmasını da istemiyor. Ahşap pelletlemeyle ilgili Türkiye'de tek olmaktan, tek üretici olmaktan gurur duyuyorum. Ancak çok profesyonel çalışmaların yapılması gerekiyor. Üniversitelerin bu işe eğilmesi gerekiyor. Devletimiz biyokütle enerjileri alanında pellet üzerinde çalışma yapması gerekiyor. Ve bu ürünün Türkiye'mizde tanıtılması gerekiyor diye düşünüyorum. Nedir bu pellet? İlk nasıl ortaya çıkmış? Her türlü bitkisel atık pellet olarak değerlendirilebilir mi? Ve nasıl yakılır? Ve daha pek çok soru düşüyor zihnimize. Pelletin sözlükteki kelime anlamına bakarsanız, bütün dünyadaki adı pellet. Rusya'da, Arabistan'da, Almanya'da, Amerika'da adı pellet. Kelime anlamı tarım ve ormansal artıkların sıkıştırılmış topaklar halinde pellet denilir. Ancak yakıt sektörüyle alakalı pellet dediğimiz zaman tamamen biyokütle, doğadan elde edilmiş, doğal ürünlerden elde edilmiş ürünlerin sıkıştırılıp basınç altında sıkıştırılmış haline pellet ürün diyoruz. Türkiye'mizde bütün tarımsal artıklardan kastımız nedir? Trakya bölgemizde ayçiçek üretilir. Ayçiçeğin sapı. Ege bölgesinde pamuk üretimi vardır. Pamuğun sapı. İç Anadolu bölgesinde mısır üretilir. Adana'da mısır üretilir. Mısırın sapı. Hakeza Urfa, Diyarbakır o bölgelerde pamuk. Aynı şekilde tarımsal artıkların bütün çöpleri pellet olarak kurutulup, öğütülüp sıkıştırılır ve pellet ürünü olarak üretilebilir. Akciğerlerimiz olarak da ifade edebileceğimiz ormanlarımızda her yıl çıkan yangınlar dolayısıyla yüzlerce dekar alan kül oluyor. Hem ormanda yaşayan canlılar zarar görüyor hem de ekosistem. Güzay Ulu da pelletin bu yangınların önlenmesinde de çözüm olabileceğini söylüyor. Gerçekten çok üzüldüğüm bir konudur. Türkiye'de ormanların temizlenmiyor olması ve orman yangınlarının Türkiye'de ciddi boyutlarda olması benim üzüldüğüm bir konudur. Biz Kanada'da ve Rusya'da arkadaşlarımızla orman bölgelerini gezdiğimiz zaman ormanların pırıl pırıl, tertemiz, yerde bir çöp dahi olmadığını görüyoruz. Bakanlığının ormanlarda yaptığı kesimlerden kalan artıklar belli bölgelerde çürümeye terk ediliyor. Çürümeye terk edilmesini istemiyoruz. Biz bu ürünlerin yaklaşık 30 milyon ton ormanlarda, 20 milyon ton da tarımsal arazilerdeki artık olduğunu biliyoruz. Ve biz pellet olarak Türkiye'de sadece 30 bin ton kadar pellet yapabiliyoruz. Ulu da Türkiye'de 30 milyon tonu ormanlardan, 20 milyon tonu da tarım arazilerinden elde edilen 50 milyon ton artığın sadece 30 bin tonunun pellet olarak değerlendirilmesi acı bir kayıp diyor. Türkiye'mizde sadece 30 bin ton bir pellet üretimimiz var. Ben bu aradaki açığın 49 milyon 970 bin ton malın çürümeye terk edildiğini biliyoruz. Pellet ürünlerin yakıt değerini de konuşuyoruz Güzay Uludağ'la. Ormansal artıklarımızın 5500 kilokalori, tarımsal artıklarımızın ortalama 4500 kilokalori yakıt değerinin olduğunu biliyoruz. Ve bununla ilgili analiz sonuçları da Ege Üniversitesi'nde, 9 Eylül Üniversitesi'nde yaptırmış olduğumuz analiz sonuçları elimizde mevcut. Bizim Türkiye'de yakıtta, enerjide dışarıya bağımlı bir ülke olarak biz bu tür yakıtların mutlaka değerlendirilmesini, kömür madenlerimizin işletilmesini değil, doğal yakıtların kullanılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bir gün mutlaka bizim kömür madenlerimiz de tükenecek, petrol madenlerimiz zaten yok, dışarıya bağımlı olarak yaşamaya devam edeceğiz. Ama tarımsal ve ormansal artıklar her yıl kendini yenileyerek bize kendini hediye ediyor. Türkiye'de
yüksek kalorili kömür madenimizin değeri 5500 kalori. Ormanlarımızda bu enerji zaten var ve her sene yenileniyor diyor Güzel Uludağ. Üstelik ihtiyaç fazlası pelletlerin ihraç edilmesiyle yeni bir ekonomik değere de kavuşulacağını öngörüyor. Biz bu sene orayı toplayacağız. Seneye Allah bize bir daha verecek orayı, bir daha toplayacağız. Bitmesi mümkün değil. Ve bizim bu artıkları toplayarak tüketmemiz de mümkün değil. Biz yurt dışına bunu ihraç edebiliriz. Memleketimiz de para kazanabilir, insanlarımıza da istihdam doğar diye düşünüyoruz. Gevşek dokusu nedeniyle tercih edilmeyen ağaçların odunsu gövdeleri ve budama materyali çok değerli. Üstelik pellet yakıtlar yüksek kalori değerine sahip sık dokulu odun çeşitlerinden 2 ya da 3 misli daha fazla enerji sağlıyor. Güzel Uludağ işin ekonomik boyutunun ardından kokusu, külü, dumanı olmayan %100 doğal yakıt pelletin çevreci boyutunu da izah ediyor. Pelletle ilgili en büyük savunduğumuz şey, bir, külümüz yok ya da yok denecek kadar az. En fazla kül oranı ormansal artıklarda ve tarımsal artıklarda %2. İki, karbondioksit ve karbon monoksit salınımımız kömüre göre 10 kat daha az. Üçüncüsü, bu ürünü yakan fabrikanın bacasından kül, duman çıkmaz. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Uludağ, pelletin kömür karşısında nasıl bir alternatif yaratacağına ve pellet yakıt makinalarının nerelerde kullanılabileceğine değiniyor. Şu anda kömüre alternatif bir yakıt olarak sunduğumuz bu yakıt, kömürün yakılabildiği bütün alanlarda, merkezi ısıtma sistemlerinde, bütün buhar kazanıyla çalışan fabrikalarda, süt mandıralarında, yem fabrikalarında, tekstil sektöründe çok ekonomik bir yakıt olarak kullanılabilir. İşin sırrı hazırlanan ham madde kompozisyonunda. Yüksek basınç altında sıkıştırıldığında sert bir dokuya kavuşan biyopellet hem çevreci hem de ucuz bir yakıt türü. Üstelik taşıma ve depolama maliyeti de diğer katı yakıt türlerine göre bir hayli düşük. Güzel Uludağ, pelletten elde edilecek kazancı biraz daha somutlaştırıyor. 1 ton kömür 750 TL'ye satılırken 5500 kalori değere sahip aynı miktarda pellet 350 TL. Sıra geliyor yakıt sistemini konuşmaya. Yakma makinalarımızda, kömürü yakacağımız alanlarda yeni bir makina icat etmiyoruz, yeni bir makina yapmıyoruz. Kömürle çalışan bütün kazanlarda bu ürünü yakabiliyoruz. Stokerli ve brülörlü yakma kazanları herhangi bir değişiklik yapmadan, herhangi bir tadilat yapmadan bu ürünü kullanabileceğimiz kazanlar. Bunlarla ilgili ekstra bir yatırıma gerek yok. İlk kurulum maliyeti yüksek görünmekle birlikte pellet pres tesisi yatırımı kısa vadede sanayicilerin yüzünü güldürüyor. Zira kullanılacağı sektöre ve yakıt ihtiyacına göre değişmekle birlikte sistem kendini yaklaşık bir yılda amorti ediyor. Türkiye'deki kurulan pelletleme sistemleri, pellet pres tesisleri çok küçük tonajlarda, çok küçük kapasitelerde kuruluyor. 2 ton civarında, 2 ton saat kapasiteli bir pellet üretim tesisinin kurulum maliyeti yaklaşık 600 bin lira civarındadır. Avrupa'daki emsallerine baktığımız zaman Avrupa'daki en küçük tesisler 10 ton, 15 ton saat kapasiteli ve sürekli yenilenebilir, ilave edilebilir şekilde tesisler. Ben birkaç yıl içerisinde Türkiye'de de bu sistemlerin büyük kapasiteli tesislerin kurulacağına inanıyorum. 600 bin lira 2 ton saat kapasiteli kurduğumuz bir tesisin ben geri dönüşüm anlamındaki sürecini yaklaşık 1-1,5 yıl olarak görüyorum. Türkiye'de ilk pellet tesisinin zeytin artıklarının değerlendirilmek istenmesi üzerine kurulduğunu söylüyor. Pelletleme tesisleri zeytin artığının, zeytin yağı elde edildikten sonra kalan çamur ham maddenin yakıt olarak değerlendirilmesiyle ilgili başladı. Türkiye'de ilk pellet tesisi bununla başladı ve çok da başarılı oldu. 4500 kalori bir ürün
farklı amaçlarla, hatta taşınması bile yasak olan bir ürün yakıt değeri olarak piyasaya sürüldü. Ve birçok tesiste de yakılmaya başlandı. Ancak yeni yeni biyokütle pellet üretimi çoğalmaya başladıkça çeşitli alternatif ürünler çıktı. Güzay Ulu da pellet olarak kullanılan alternatifleri ard arda sıralıyor. Marangozlardan alınmış, pelletlenmiş pellet ürünlerimiz var. Çamdan yapılmış, çam talaşından yapılmış pellet ürünlerimiz var. Ormanlardan toplanmış, artıklardan yapılmış ürünlerimiz var. Tekstil fabrikalarının, klimalarının topladığı tozlardan yapılmış pellet ürünlerimiz var. Pamuk tarlalarından toplanmış, pamuğu alındıktan sonra kalan çöpünden pelletlenmiş artıklarımız var. Çırçır fabrikalarından gelmiş artıklarımız var. Uludağ bu alternatifler içerisinde meşe palamutu üzerinde özellikle duruyor. Bu ürün meşe palamutu. Bu deri fabrikalarında içinde kullanılan bir kadife bir yüzey var. Bu alındıktan sonraki kalan ham madde pelletleniyor ve inanılmaz şekilde inanılmaz bir 4000 kalori değerinde yakıt çıkıyor. Bu tamamen ormanlarda olgunlaştıktan sonra dalından yere düşüp ve toprakta çürüyen bir ürün. Türkiye'deki miktarını soracak olursanız aşağı yukarı 1 milyon ton. Otellerde artık doğal gaz yerine pelletin tercih edildiğini söylüyor. Büyük markalı oteller, isim vermeden, doğal gaz yerine bu ürünü yakmaya başladılar. Neden doğal gaz yerine bu ürünü yakmaya başladılar? Doğal gazın 1/4 fiyatı kadar fiyatı var. Kömürün de aynı oranda, kömürle de rakamı aynı oranda. Ama yakıt temizliği olarak kesinlikle bacasından doğal gazla aynı duman çıkar. Sektörü gelişmeden pellet üretim tesislerinin gelişemeyeceğini dile getiren firma kurucusu Güzay Ulu da sözlerinin sonunda pelletin çevreci ve milli bir yakıt olduğu vurgusuyla bu alana yatırım çağrısında bulunuyor. Biz Türkiye'de kesinlikle pelletleme makineleri ve pellet tesisleri kuran çok büyük firmaları görmek istiyoruz. Biz bu pellet ürünü götürdüğümüz, yakmasını istediğimiz kişilere hadi canım sen de diyen insanların bu ürünü yaktıkları zaman başka bir ürün yakmadıklarını çok iyi biliyoruz. Ürünümüzü mutlaka değerlendirmelerini, pelleti mutlaka yakmalarını ve çevreyi korumalarını istiyoruz.